soru sorabilir miyim? Bizler hep millet iş istiyor. Biz diyoruz ki, genç kardeşim, kendi işini kendin kur. Sana 50 bin lira proje karşılığı hibe para verilir. Geri dönüşüm yok. Ödemeyeceksin. Artı yetmez dersen, 100 bin liraya kadar da sana faizsiz kredi verilir. Faizsiz. Artı bu da yetmiyor. Adam iş verdik 50 bin lira, 100 bin lira da kredi verdik, 150 bin liraya güzel bir iş kurdu. 3 yıl diyoruz, kendini toparla, senden vergi istemiyoruz. Bu gençlerle ilgili mi? Tabii gençlerle ilgili. Yani belli bir yaş sınırı var. Belli bir yaş sınırı var burada. Onların tabii bu iş, bunlar, ben bunu daha sonra, bunlar nasıl işlerindik kazanacağından da ifade edeceğim. İlk kez iş bulan gencimizin, ilk kez bir gencimiz iş buluyor. Askerden geldi, bir işe girdi. Bir yıl onu çalıştıran işverene bunun maaşını diyoruz. Hatta şimdi değişimde atıyor, bir genç muhabir arkadaş geldi. Hayatta ilk defa işe giriyor. Bir yıl onun maaşını biz veririz. Maaşını? Evet, sizin adınızı. SSK'sını falan hepsini, değil, yani hepsini. Hepsini biz vereceğiz. Size biz vereceğiz. Adamı çalıştırmak için. Teşvik. Önemli bir teşvik. Meslek sesi mezun gençlerin okul sanayi işbirliğiyle staj imkanlarını arttıracağız. Lise veya üniversite mezun gençlerimizin 2 yıl genel sağlık sigortası primlerini ödeyeceğiz. Yurt aynı şekilde dediğim gibi yüksek öğrenme yurt için müracaat eden tüm öğrencilerimize barınma imkanı sağlayacak önümüzdeki dönemde. Bu iddialı bir şeydir. Bunun gerekeni yapacağız. Yüksek lisanslı doktora programları için yurt dışına göndereceğimiz sayı öğrenci sayısını arttıracağız. Lise ve üniversite mezunu gençlerimizin daha rahat iş bulabilmeleri için kişisel beceri kurslarını arttıracağız. Kariyer merkezleri kuracağız eğitimlerin yönlendirme amacıyla. Öğrenim gören öğrencilerimizin pasaport harçlarını kaldıracağız. Türk Hava Yolları öğrenciler için uçaklarda %20, uçaklarda %25 indirimli taşıma uygulayacak. Üniversite sınavını senede bir sefer olmaktan çıkarıyoruz. Onu birkaç sefer yapacağız. Biliyorsunuz hayat boyunca bir tek sınava gidecek vatandaşımız. Stresten veya rahatsızlıktan o tam sınav gününe denk geliyor. Verimli olamıyor. Onun için o gün rahatsızsa 2 ay sonra yapacağız sınava gidecek. Daha rahat bir şekilde sınava açıp geçecek. O stresten de kurtulmuş olacak. Bütün illerde gençlik ve kültür merkezlerinin sayısını arttıracağız. Gençlik akademisi kuruyoruz. Sanat evleri kuracağız. Gençlerimizin modern sanat dallarıyla tanışabileceği sanat stüdyoları, gençlik stüdyoları kuracağız. Gençlere de evliliğin teşvik edilmesi amacıyla çeyiz hesabı uygulamasına başlatacağız. Çeyiz hesabı biriken paranın %20'si oranında destek sağlayacağız. Adam diyor ki çeyiz hesabına 50 bin lira biriktirdi, 10 bin lira biz katkı yapacağız %20'si oranında. Uyuşturucuyla mücadelede güvenlik önlemlerini arttırarak bu alandaki suç örgütlerinin üzerine eskiden olduğu gibi kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. AK Parti çalışanın üretenin yanında diyoruz. Evet, burada da evet, taşerondur. Asgari ücretlerin 1300 liraya yükselteceğiz. Bunun tarihi de açıklandı. 2016'da başlıyor bu. Ama diyordunuz ki daha önce yani bu üç kesim bir araya, işçi kesimi, işveren kesimi, hükümet temsilcisi bir araya gelerek bir uzlaşarak olan bir şey diyor. Bunu hani yapacağız demek de olabiliyor mu böyle? Yani o burada sürükleyici faktör hükümet. Yani onu ortaya koyduğun zaman mutlaka tartışmalar da olur ama bunu kabul edilir. Polislerimizin 2200 olan dosyalarını üstüne çıkarıyoruz. Bireysel emeklilik tasarruflarını yine %25 sonunda desteklemeye devam edeceğiz. Yani siz bireysel emeklilik prim ödüyorsanız bunun %25'ini devlet karşılıyor şu anda. Ve beynemir devam ediyor. 51 ilimizde uygulanmakta olan %6 oranındaki işveren sigorta primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Bu imkandan 2 işçi çalışanı, 3 işçi çalışanı, 5 işçi çalışanı, 1 işçi çalışanı da istifade edecek. 251 bin işletme var bu şekilde. Onlar da bu imkandan yararlanacaklar. Tabii muhtemelen Zonguldak bunun içinde değildir. Var içinde. Var. 51. Kayıt dışı ile mücadele etmek suretiyle kayıtlı çalışan sayısını arttırarak prim tabanını geliştireceğiz. Sigorta işlemlerinde tam otomasyona geçiş sağlanacak.
Çalışma hayatında esnekliği sağlayabilmek için işletmelerimizi rekabet gücünü arttıracağız. Alt işveren, yani taşeron çerçevesinde asıl işlerde çalışanları kamuda istihdam edeceğiz. Bu kapsamda diğer çalışanlarla ilgili de iyileştirici yönde alternatif çalışma modelleri oluşturacağız. Yani buna benzer çok şey var. Eğitimde bir çok eleştiriler var. Malum okullar yine açıldı. Okullar verilen eğitim masrafları diyorlar. Gerçek Parti hükümetleri kitapları ücretsiz verdi ama yine de verilerini sırtını büken diğer kalemler var. Okulun bakımları değilinde eksikler. Bunlarda durum ne olur? Yani bu konuda biz esnek kanunlar çıkarttık biliyorsunuz. Eskiden yerel yönetimler okullara herhangi bir şekilde bir yardımcı olamazlardı. Yaptıkları zaman da haricen buluyorlardı. Şu anda onları biz yapabilir hale getirdik. Yani bir belediyemiz eğer okullara bu şekilde yardım boyasını, memlesini vesairesini tamir edebilirse hiçbir sıkıntı getirmeden onu yapabiliyor. Ayrıca milli eğitimdeki imkanları da arttırdık. Bizim bu sene taşımada bir sıkıntımız çıktı. Taşımalı öğrencinin olayında. Fiyatlar günlük şartlarına göre uyarlandığı için bir takım yerlerde, daha doğrusu destek hizmetleri genel müdüründen bir fiyat formülü geldi. O formüle uyulması istendi. Bu bağlamda Çaycuma, Devret, Gökçebey, Kilimli, Kozlu, Ereğli'de böyle bir sıkıntı çıkmadı ama Alaplı'yla merkez ilçede böyle bir sıkıntılar oluştu. Alaplı'daki sorun çözüldü şu anda. Çözüldü. Biz bu konuyla ilgili hem Milli Eğitim Müdürümüzle, Valimizle, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürümüzle ve en nihayetinde Milli Eğitim Bakanımızla ve en sonunda bu beyannamenin açıklandığı gün Başbakanımıza rödemanslı sahaların problemleriyle ilgili dosyayla birlikte devletteki heyelanla ilgili dosyayla birlikte bunu da verdik. Çözülmesi sevindirici. İnşallah bir daha böyle problemler yaşanmaz diye düşünüyoruz. AK Parti kadınlarımızın yanında. Eğer ben kendi işimi kuracağım diyorsun. Oraya geçmeden tekli öğretime ne zaman geçmemiz mümkün olacak? Madem ki eğitimle ilgili biz şeye geldiğimiz zaman eğitimle, madem bitirelim o zaman eğitim bahsini. Yani bu Ereğli'de hala ikili eğitimler var. Okullarda ikili eğitime son verme hedefi doğrultusunda tüm okullarımızda tam gün eğitime, öğretime geçilmesi sağlayacağız. Ereğli'de bunda çok büyük bir ivme sağladık ama hala 160'lar, 170'lerdeyiz. İnşallah bunun yapacağımız yeni okullarına en kısa zamanda tekli eğitime geçilmesi sağlayacağız. Alaplı'da da aynı şekilde bir sıkıntımız var. Alaplı'da yeni yapacak okullar var. Bir kısmı devam ediyor, bir kısmı inşallah planlı program bitirecek. Ama diğer ilçelerimizde böyle bir sıkıntı yok. Şimdi bu bölümün sıkıntısını da çözeceğiz inşallah. Yani 4 yıl içerisinde onu da bitireceğiz. Yüksek öğrenimdeki sınav sistemini birkaç sayıya çıkaracağımızı söylemiştim. Yani ondan bahsettik. Burada da çok şeyler var. Yani bunları teker teker ben şey yapmak istemiyorum. Mesela çocukların kültüre, sanata, müzeye yönlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın verdiği lisansüstü kursların sayılarının arttırılması gibi Orjinal Sanayi Bölgesi'nde meslek sesi kurulması ki şey, okul endüstri ilişkileri konusunda, evet. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu kaliteli meslek alanlarında eleman yetiştirmesi, mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamını özendirilmesi, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncelleştirilmesi açısından bir öğretmen akademisi kurulması. Biz öğretmen oluyor, ondan sonra bu sürekli devam ediyor. Tabii belli periyotlarda bu akademide eğitim alırsa bilgilerini de güncellemiş. Ona göre de günün şartlarına göre eğitim, öğretim vermekte de başarılı olma durumu olacak. Yabancı dil, bu proje mutlaka bunu değiştirmemiz lazım. Bizim öğrencilerimiz 10 sene, 20 sene okullarda yabancı dil öğreniyor ama öğrenemiyorlar. Valla ben 17 sene okul hayatımı bitirdikten sonra öğrendim. Orada sıkıntı var. Onun için onun altyapısını değiştireceğiz. Dil öğrenmekteki bizim sıkıntılarımızı giderici çalışmalar yapacağız. Kadınlarımızla ilgili
bizim bildirgemizdeki kalemlere gelince kadın girişimcilerimiz bize, kendi işimi kuracağım diyen kadın girişimcilerimize 100 bin liraya kadar 5 yıl vadeli kredi vereceğiz. Kadın istihdamını, teşviklerini sağlayacağız. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlayacağız. Şimdi böyle bir şey yok. Onlar kıdemde sayılmıyor. Onları sayacağız. Tekrar başlayalım döndüğünde. Çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üçüncü çocukta 6 ay yarı zamanlı tam ücretli çalışma hakkı ve çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanıyacağız. Yani çocuğun yetiştirilmesine imkan vereceğiz. Meslek kurslarına katılan kadınlarımız çocuklar için çocuk oyun odaları uygulaması başlatılacak. Erken evliliklerin önlenmesi için aileye yönelik hizmetlerin yayılımını ve etkinliğini arttıracağız. Kadınlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişmelerini sağlayacağız. Ev ziyaretlerini yaygın ve işlevsel hale getireceğiz, sağlık mensuplarını. Mevsimi tarım işçi kadınları ve ev ekseni çalışan kadınların sosyal güvencelerinden daha kolay faydalanmalarını sağlayacağız. Kadınlar yönelik şiddete ilişkin olarak bütüncül bir çerçevede de mücadelemizi sürdüreceğiz. Çiftçilerimizle ilgili müjdelerimiz var. Yemde ve gübrede KDV'yi kaldırıyoruz. Genç çiftçilerimize proje karşılığı 30 bin lira karşılığında destek veriyoruz. Yani ben tabii iyi geri dönüş yok. Ben toprağımı işleyeceğim, üretim yapacağım. Yani eskiden biliyorsun biz her şeyi kendimiz üretirdik. Yumurtamızı, maydanozumuzu, buğdayımızı, ekmeğimizi. Biz sadece pazardan benim çocukluğumda bir şişe gaz yağı, bir şişe de ayçiçek yağı alınırdı. Bir de tuz. Onun haricindeki bütün her şeyi biz kendimiz üretirdik. Ama şimdi maalesef köylerimizde tarlalar boş duruyor. Herkes bunları pazardan alıyor, marketten alıyor. Bunu özendirmek için genç arkadaşım ben çiftçilik yapacağım derse 30 bin lira var öyle toprağın işte kardeşim. Kendi ihtiyacın geri kaldığında sat, bu parayı da bize ödeme. Bu işe devam et diyoruz. İşletme büyüklüğü 5 dekar altındaki meyve, sebze, süs bitkisi, ıtırı, tıbbi, aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize destek ödemesi yapacağız. Seraların modernizasyonu için faizsiz kredi vereceğiz. Maliyetleri düşürmek amacıyla seralara ticarethane yerine sulama elektrik fiyatı uygulayacağız. Yani bu fiyatı düşüneceğiz. Kırsal kalkınma destekleri 51 ilde uygulanıyor, 81 ile çıkacak. Burada bazı sektör, tarımsal sektörlerdeki alet edevat ve yatırımların %50'sini devlet kendisi karşılıyor. Yani bir trilyonluk bir işiniz varsa 500 bin lira devlet veriyor, 500 bin lira siz buluyorsunuz. Bir trilyonluk mesela kümes yapacaksınız ya da hayvancılık yapacaksınız veya büyük tarla şey yapacaksınız. Tarım sigortasının kapsamını genişleteceğiz. Arazileri büyütmek isteyen ehil miraslara faizsiz kredi sağlayacağız. Topraklarımız çok parçalı biliyorsunuz. Onun için yapılmış bir şey bu. Arazileri birleştirmek suretiyle büyük ölçekli tarım işletmeleri oluşturanlara destekler vereceğiz. Parçaları bir araya birleştiren, gerekirse hamur yapıp sınırları kaldıran böyle uygulamalar var. Onlara büyük destekler verilecek. Sulama su tasarrufu, mevcut sulama tesislerinin rehabilitasyonu, su şebekelerinin izlenmesi, sulama birliklerinin günün koşullarına uygun hale getirilmesi, 2019 yılına kadar da 10 milyon dekar arazi ilave olarak sulanabilir hale getireceğiz. Aspir, kanola, soya olmak üzere bitkisel üretimde sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracağız. Ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üretici kira desteği vereceğiz. Süt ve et üretiminde sözleşmeli model geliştirilecek. Koyun ve keçi yetiştiriciliği burada yapılabilir o. Teşvikleri arttıracağız. Balıkçılıkta kaynak yönetimini bilimsel verilere dayalı olarak yapılmasını güçlendireceğiz. Buna benzer birçok şeyler burada da var. Esnafımız ve KOBİ'nin yanında yine AK Parti'miz. Onlarla ilgili de desteklerimiz ve müjdelerimiz var. Şimdi biliyorsunuz esnafımıza
esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla ilk yıl, bir yıl olursa %4% yıllık, iki yıl olursa da yıllık %5% kredi veriyoruz Halk Bankası kaynaklı. Şimdi bunun yanı sıra 30 bin liraya kadar da faizsiz kredi vereceğiz esnafımıza. KOBİ'lerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştıracağız. Emek yoğun sektörlerde ki bu önemli, yatırımcıların talebi halinde sembolik bir kira bedeliyle anahtar teslimi karşılıksız fabrika finanse ediyoruz. Diyelim ki Ereğli'de bir işletmemiz, işletme sahibi, ben atıyorum 200 kişi, 300 kişi çalıştıracak bir konfeksiyon fabrikası kurmak istiyorum diyecek. Projesini getirecek. Biz fabrikayı kuracağız. Anahtar teslimi ona teslim edeceğiz. Fabrika devletim olacak. O bize sembolik kira ödeyecek ve orada da 200 kişi istihdam edecek. Bu önemli bir şey. İlk defa olan bir şey. Yerli makine üretimini teşvik edeceğiz. Bu çok önemli. Bugün bizim ithalatımızın içerisinde çok büyük paya sahip makine ithalatı. Eğer biz tabii tekniği, teknolojisiyle bir olma kaydıyla yerli makine alımını teşvik edersek, özellikle kamu kuruluşlarının yerli makine kullandırılmasını özendirirse, şart koşarsak, o zaman bizim makine ithalatımız azalır. Cari açıkta bu şekilde azalmış olur. Yine KOBİ'ler için kredi imkanları artırıyoruz. Basit usulde vergilendiren esnafımızın yıllık 8 bin liraya kadar kazançlarından hesaplanan vergisini almayacağız. Daha çok şeyler var. Bunlar vakitte kısıtlı olur. Evet, söyle Sayın Mühim, isterseniz 1 Kasım seçimlerinde alacağınız sonuca bir dönelim. Tabii ne bekliyorsunuz? Şimdi AK Parti kültür ve sanatın da yanında. Ona değinemiyoruz, vaktimiz yok. Aile ve çocukların yanındayız. Onlarla ilgili belediyelerimize mesela çocuklara kreş açma sorumluluğu getireceğiz. Aile değerlerini öne çıkaran filmlerin televizyon programı, radyo programını teşvik edeceğiz. Aile içi şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar yapacağız. Çocuğa yönelik şiddet ihmal istismarının önüne geçmek için bu hizmetleri arttıracağız. Sokakta yaşayan, çalışan ve risk altında olduğu tespit eden çocuklara yönelik rehabilitasyon programları uygulayacağız. Bütün annelerimizin doğum hediyesi kapsamında ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve 3 ve üzerinde çocuklar için 600 lira ödeme yapacağız. Buna benzer birçok burada da müjdelerimiz var. Sağlıkta yine büyük başarılar kazandık. Bunlar devam edecek. Arttırarak devam edeceğiz. Aile hekim başında 200 sayısı 3000'in altına düşeceğiz. Şu anda 5000 civarında falan. 56 bin yatak kapasitesi, 29 tane bölge hastanesi kuruyoruz. Ben burada bu başlıklar kısa kısa söylüyorum. Çok şeyler var da. Milli aşı projemizde, kendi aşımızı kendimiz üreteceğiz. 1 milyon bisikletli sağlıklı yaşam programını başlatacağız. Avrupa bunu çok önem veriyor. Şehirlerde bisiklet yolları falan da var. Fedakar sağlık personelimizin şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalara başlayacağız. Bazı hastalıkların önceden tespit edilmesi için de koruyucu hekimliği daha da arttırarak devam edeceğiz. Bütün bunlar bizim 7 Haziran seçimlerinde söyleyemediğimiz şeylerdi. Hani baştan öne girdik ya, 7 Haziran'da niye oy kaybettik, neden, 7 Haziran'da nasıl, neler oldu, şimdi ne bekliyorsun sorusu tabii. Evet. Şu anda biz 7, bakın 2 ay 60 günlük oldu seçim öncesi dönem. Seçimden sonraki 4 aylık dönem sürekli altımızın içerisindeyiz. Ama bunların bildirgeden sonra mı söyleyebiliyorsunuz? Sonra söyleyebilirsiniz tabii ki. Seçim, hangisini? Seçim bildirgenizde çıkandıktan sonra. Bunları bildirgeden sonra söyledik ama bildirgeden önce de bu hükümetin kurulamayışından dolayı, tek başına iktidar olmayışından, istikrarsızlıktan dolayı, ekonomide, siyasette ve terördeki artışlardan dolayı vatandaşımızda belirgin bir şekilde AK Parti'ye bir yöneliş vardı. 4 Ekim'de bunları da söyleyince bu artış hızlandı. Şimdi bu çerçevede şunu söyleyebiliyoruz. Bizden giden oylar geri dönüyor bir defa. Bir de ilave oylar geliyor. İnşallah Zonguldak'ta ve Türkiye'de eski gücümüzü yeniden kavuşacağız. Şu an itibariyle güç rahat gözüküyor Zonguldak'ta. Ama biz rahat gözüküyor yatmıyoruz. 5 arkadaşımız var milletvekili adayı. İl teşkilatı, ilçe teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız, belediye bilgi emniyetçilerimiz
hepsi alanda sahada ve hep beraber çalışıyoruz. Bizim için bir oy daha fazla nasıl alırız onu hesaplıyoruz. Önemli. Çünkü burada alacağımız her bir oy Türkiye çapındaki orana tesir edecek. Benim tahminimi de sorarsanız ki soracağınız herhalde. Evet, onu da söyleyeceğim. Ben 3 alırız diyorum burada. MHP çıkaramaz diyorum. CHP 2 tane alır diyorum. Ve Türkiye'de de tek başına AK Parti iktidar olur diyorum. Şimdi tahminim değil. İlçe başkanımız Sayın Fatih Çakır'a sormuş. 290 civarında millet tahmin ediyorum. Var mı böyle bir tahmininiz? Şimdi ben tam olarak o tahmini söyleme imkanım yok ama Zonguldak'ta 3 alınması Türkiye'de tek başına iktidarı sağlar. Ben şunu temenni arz ediyorum, 276 yetiyor ama bundan bir 20-25 sayı fazla olsun ki, 300 civarında olsun ki en azından. 3-5 tane milletvekili stratejik sıkıntılar çıkarabilir. Ondan dolayı sayının fazla olmasında yarar var. Yani 276 dediği bir 30-40 fazlası olursa hiçbir sıkıntı çıkmadan asgari olarak konuşuyorum. Ve tek başına kurulur ve 4 yıl önümüzde altın değerinde bir 4 yıl var. Türkiye seçim yolunu biliyorsunuz. Son 2 senede 5 tane seçim yaptık. Referandum arkasından Cumhurbaşkanlığı, yerel seçim arkasından Cumhurbaşkanlığı seçim, onlar arasından evet. Birinci genel seçim, ikinci genel seçim. Ama önümüzde 4 yıl hiç seçim yok. 4 yıl hiç seçim olmayan bir sistemde Türkiye çok büyük adımlar atabilir ve başında bahsettiğimiz gibi orta gelir grubundan Türkiye üst gelir grubuna taşıyacak büyük projeleri bu süre içerisinde seçim meçim kaygısı olmadan yapabilir. Ve 2023'lü yıllarda da Türkiye üst gelir grubuna girmiş, ithalatıyla, ihracatıyla, ekonomisiyle dünyada da şu anda ilk 10 için girebilmiş bir ülke haline gelir. Çalışmamız, bütün temennimiz bu yönde. Ondan dolayı da bütün vatandaşlarımızı geçmişte hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsun, bu bir şahıs meselesi değil. Bu bir... Evet, ben bunu zaten programın sonunda diyorum, siz kendiniz başladınız. Yani seçmenlere, vatandaşımıza tabii ne söylemek istersiniz diye. Yani burada bu başlamış başından beri hep şöyle söylenildi bize. Bu seçim çok önemli, bu seçim çok önemli. Bu seçim hepsinden çok daha önemli arkadaşlar. Türkiye gerçekten çok zor bir virajı almak üzere ve alması lazım. Bunu yapabilmemiz için de geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun değerli seçmenlerimiz, biz bu dönem AK Parti'ye onları oy vermeye davet ediyoruz. İnşallah tek başına tekrar iş başına diyoruz. İlk günkü aşkla haydi bismillah diyoruz. 1 Kasım seçimlerimiz şimdiden bütün hemşehrilerimize, Zonguldak'ımıza, ülkemize, insanlık alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Bizi ekranları başında dinleyen bütün izleyicilerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu yayının yapılmasında ve yayınlanmasında emeği geçen herkese de ben şahsım adına ve teşkilatım adına katlarımı sunuyorum. İnşallah hem Ereğli'miz, hem Zonguldak'ımız, hem ülkemiz güneşli ve güzel günler görecektir. Biz de programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz Sayın Milletvekilimiz Fatih Çakıroğlu. Çalışmalarınızda, seçim çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Daha sonraki inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçildiğinizde de bölgemize ve ülkemize hayırlı hizmetlerde bulunmanızı temenni ediyoruz. Sayın dinleyiciler, bir Dünya Hali programının daha sonuna geldik. Ülke ve bölge gündemini Sayın Milletvekilimiz Faruk Çatıroğlu ile değerlendirdik. Haftaya yine aynı saatte başka konuklarımız ve konularımızla karşınızda olacağız. Bizi dinlemeye devam edin. İyi günler diliyorum.